Herkese selamlar. Askeriniz geri döndü. Nasılsınız ya? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Askerliği yaptım geldim. Hatta bakın şimdi size hemen profesyonel bir asker selamı veriyorum. Elimiz böyle düz olacak. Şöyle. El görünmeyecek şuradan. Avucun içi görünmeyecek. Of abi askerdeydim ben ya. Ben. Beni askeriniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Aslında askerden döneli bir 3-4 gün oldu. Ben ikisini de döndüm galiba ama stokta video olduğu için yeni video çekemedik. En sonunda tabii stokta eriyince şu an askerden sonraki ilk videomu çekiyorum. Bir aydır video çekmedim. Nasıl çekeceğim bilmiyorum. Belki de video çekmeyi unutmuşumdur. Nasılsınız? Anlatın bakalım. Hayatınızda neler oldu? Neler değişti? Bu arada ben askerdeyken tabii ki çok kötü felaketler de yaşandı. Askerde olduğum için ne açıklama yapabildim ne bir şey yapabildim. Çok da haberim yoktu dış dünyadan. Telefon yoktu, televizyon yoktu falan. Çok olayları bilmiyorum açıkçası. Ama çok büyük bir felaket atlattığımızın farkındayım. Bütün milletimize geçmiş olsun diyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım bir daha da böyle felaketler yaşamayız. Deprem zamanında da videolar gelmeye devam etti. Çünkü ben askere gitmeden önce hepsini planlamıştım. Yani bilgisayara da erişimim olmadığı için değiştiremedik. Umarım videolarım bir işe yaramıştır. Yani o gün en azından modunuzu bir 10 dakika boyunca yükseltebilmiştir. Eğer öyle olduysa ne mutlu bana. Neyse lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Tekrardan hepimize geçmiş olsun diyorum. Bugün TikTok'tan çok harika bilgiler öğreneceğiz. Hızlıca videoya geçiyoruz. Videoya geçmeden önce de kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Öncelikle hamam böceklerinden korkanları bir görebilir miyim? Abi bu hayvanlardan korkmakta haklısınız. Çünkü kendi ağırlıklarının 900 kat fazlasına dayanabiliyorlar ve hiçbir şey olmuyor vücutlarına. Şimdi hemen ufak bir hesap yapıyorum. Benim kilomu 80 olarak alırsak çarpı 900 eşittir 72 bin kilo. Abi 72 bin kiloya dayanabildiğimi bir düşünsenize. Dediğim gibi bu hayvanlardan korkmakta haklıyız yani. Hayvan resmen prototip ya, hiçbir şey olmuyor. Atom bombası patlasa bile bu hayvanlara bir şey olmuyor. Hayatınızda hiç olmamış muz görmüş müydünüz? Abi bu muz ağacıymış ya. Bakın o pembelik oradan. Şu sarı sarı küçükler var ya, onlar muzmuş işte ya. Abi çok tatlılar, çok sevimliler de ben hiçbir muz ağacının böyle olmasını beklemiyordum. Yani evet ağacın böyle yeşil yeşil olduğunu biliyordum da şu küçük küçük sarıların büyüyüp muz olabildiğini bilmiyordum. Evet artık muzların nasıl yetiştiğini de biliyoruz. Kenya'da spagetti yemeği nasıl öğrendin? Bu ne ya? Abla ağzının içine alıp ondan sonra dilini böyle çevirerek spagetti yiyor. Abi yemekte de makarna var ama spagetti değil ya. Kelebek makarna var. Düşüneyim bir yediğimi varsayalım. Nasıl olacak ki ya? Yani diye çekmek yerine dilinin etrafına doluyor anladığım kadarıyla da o dolama işlemi bile bir yetenek. Dünyanın en sinir bozucu videosu. Eğer bana katılıyorsan şu an like tuşuna bas kardeşim. Bu ne ya? Abi bu makine kim icat etti ya? Bir ağaç bu kadar hızlı kesilemezdi yani. Dünyanın en gıcık edici 10 saniyesi. Şu an sinirleniyorum sadece. Ağacı niye kestiniz? Ben ona tutuldum. Şu an o yapılan teknolojiyi, o robotun kesişi falan hiç umurumda değil. Ağacın kesilmesine tutuldum. Aramızda havyar yiyen var mı ya? Ben hiç havyar yemedim. Balık yumurtası. Ne bileyim tadının da hiç o kadar da güzel olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama havyarlar da böyle yapılıyor. O balığın karnına bastırıyorlar, yumurtaları oradan çıkarıyorlar. Ama ne bileyim bana tadı hiç güzelmiş gibi gelmiyor ya. Varsa yiyen bir yazabilir mi? Nasıl bir tadı var? Ucuz da bir şey değil ki yani, alıp tadına bakalım. Pahalı bir şey. Uçakların para basabildiğini biliyor muydun? Yo bilmiyordum. Nasıl para basıyor bunlar? Atax.com'a 20 push close. Gerçekten para basmış olabilir mi ya? Ben şu en baştaki o kodları bir daha okumak istiyorum. Şu gösterdiğin kodları bir daha göstersene abla. 20 return 18 comment. Hiçbir şey anlamadım. Para basmayla alakalı hiçbir kod göremedim ama çok da mümkün değil gibi ya. Ama ya da niye mümkün olmasın ki? Şimdi uçak bir ülkeye gittiği zaman yakıtını kim alıyor? Eğer yakıtını alırken ne bileyim ona göre paraları yoksa o zaman mı basabiliyorlar acaba? Bir saniye ben bunu bir araştıracağım. Uçaklar para basabilir mi? Sanırım uçaklar para basamıyor ya. Çünkü bununla alakalı hiçbir haber göremedim. Şu an gördüğünüz şey dünyanın en hafif maddesiymiş. Ağır bir şeye benziyor yani. Kömürmüş gibi duruyor ama çok hafif. Havadan bile hafifmiş. Baksanıza çiçeğin üzerine koyuyorlar, hiç bükülme bile yok ya. Ama düşününce şimdi havadan daha hafifse niye uçmuyor o zaman?
Bir de öyle bir şey var da. Adı ne? Kim bunu yaptı? Bunu kim buldu? Neye benziyor? Nerede satılıyor? Yenir mi? İçilir mi? Hiç bilmiyorum. Bilen birisi varsa yorumlara yazsın. Biliyor muydunuz? Amazon poşetleri geri çevrilebiliyor. Evet. Bunu ters çevirebilirsin. Ters çevirince oradan bir daha şey varmış yapışkanlı yer. Tekrardan geri gönderebiliyorsun. Yani bir kere daha kullanabiliyormuşsun. Amazon'dan aldığımız zaman o paketin içerisinde ayrı tersinde bir yapışkan daha var. Bir kez daha kullanabiliyorsun. Yani iade ederken ya da ne bileyim başka birine gönderirken farklı bir paket yapmana gerek yok. Onu da kullanabilirsin. O kadar şaşırdığıma da bakmayın. Bugüne kadar hiç böyle bir bilgiye ihtiyacım olmamış. Fark etmem 28 yılımı aldı. İnekler sadece dişi olabiliyor. Evet, inekler dişi oluyor. Erkek inek. Erkek inek olmuyor ki ya. Erkek inek dana mı oluyordu? Davar mı oluyordu? Ne oluyordu ya? Yoksa boğa mı oluyordu? Aranızda bunların farkını bilen birisi yorumlara yazabilirim. İnek, dana, davar, boğa. Bunlar ne farkı var ya? Tamam, boğa biraz daha farklı. Boynuzu falan var da mesela danayla davar arasında ne fark var? Sonuç olarak bütün inekler dişidir. Çoğu videoda şu maymunu görmüştük. İçinde ne olduğunu görmediğinizi düşünüyorum. Ya da eğer gördüysek de ben hatırlamıyorum. İçinde ne var abi bunun ya? Bunu ta gökdelenlerin tepesinden atıyorlar yere. Hiçbir şey olmuyor. Kum mu var içinde? Kum varmış ya. Başka ne olabilirdi ki tabii? Ya plastik olacaktı ya kum olacaktı zaten. İyi, sonunda şu maymuna da bir zarar geldiğini görebildik. Bu videodan sonra çantalarınıza hiçbir güveniniz kalmayacak. Çantalara kilit falan takıyoruz ya. Abi onlara hiç gerek yokmuş ya. Çünkü hiçbir işe yaramıyormuş. Adam diyor ki bu valizleri ya da işte böyle fermuarlı şeyleri öyle kilitle falan koruyamazsınız diyor. Bir tane kalemle her şeyi açabilirsiniz diyor. Bakın kalemle adam fermuarı açıyor, ben şimdi deneyeceğim. Hemen geliyorum, askeriyeden bir çanta almıştım, onun üstünde deneyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi askeriyeden aldım, müthiş çantam da bu. Çok da ihtiyacım olmamasına rağmen askerlikten bir anı olsun diye aldım. Bu arada askerliği nerede yaptığımı merak ediyorsanız Mamak'ta yaptım. Mamak Maps'teydim. Bence iyiydi ya askerlik. Eğer bu videoda güzel bir like gelirse askerlikle alakalı bir soru cevap yapabiliriz. Şimdi ben bunu nasıl açacağım kalemle bir deneyeyim bakayım. Şöyle iç içe geçiyor ya bu fermuarlar. Herhalde onlardan birini diğerinden kurtarmam lazım ama çok da yapabilecek gibi durmuyorum ya. Yani biraz uğraşsam galiba yaparım gibi ama şimdilik uğraşamayacağım. Aga be ya, askerliği de içindeyken sevmiyorsun da çıkınca da bir özlemiyor değilsin ya. Aynı okul gibi. Okul bitsin bir daha gelmeyeceğim, okulun önünden bile geçmeyeceğim dersin, sonra özlersin ya. Askeriyi özledim gibi ya. Vallahi arkadaşlarımı da özledim. Hepsi de zaten biliyorlar kanalım olduğunu, muhtemelen bu videoyu da izliyor olacaklar. Devrelerim, kendinize iyi bakın. Camlı pencereli bir yer boyayacaksanız aklınıza şu video bir gelsin. Eğer burada kullanılan şeyleri bulabilirseniz bence çok rahat edersiniz. Pencereleri önce sarı bir şeyle boyuyorsunuz. Ondan sonra etrafını boyuyorsunuz. Maksat orada çerçeveleri boyamak. Ama camlara da boya gelecek tabii. Ondan sonra kesiyorsunuz, çekiştiriyorsun. İşte oralar tertemiz kalmış. Etrafındaki çerçeve çok güzel boyanmış. Ama o camın üzerine sürdüğü sarı şey ne, ben onu anlamadım. Yani ne olduğunu bulabilirseniz onu rahat rahat boyayabilirsiniz. Londra'dan geldin, şunu keşfettin. Alman çocuklar okula böyle gidiyor. Ne güzel ya. Böyle mi gidiyorlar okula? Abi bir tane böyle bir şey, kamyon gibi, arkasında sürücüsü var. Çocukları önüne dolduruyor götürüyor ya. Çok iyiymiş ya vallahi. Şu an benim onunla okula gidesim geldi. Keşke beni de alsalar, bindirseler, ben de gitsem öyle. Aşırı keyifli olurdu ya, hem açık hava hem zevkli. Peki siz okula neyle gidiyorsunuz? Arabayla mı, servisle mi, yoksa otobüsle mi, yoksa metroyla mı? Belki aramızda helikopterle bile giden vardır. Öğrendiğimde bugünkü yaşımdaydım. Neyi öğrendin? Tamam. Ha şu çentik mi? Şu kapaklarda bir çentik olur. Ben onun ne işe yaradığını biliyorum. Onu ters çevireceksin. Aynen. Şimdi bastıracaksın, üstüne çevireceksin. O onu kesmek için. Bunu da bugün öğrenmiş olamazsın yani. Bunu bilmeyen var mıydı ya aramızda? Eğer kapağını açtığınızda altında öyle alüminyum bir kaplama varsa muhtemelen onu çentikle onu kesmeniz lazım. Peki hiç inşaatlardaki şu vinçlerin nasıl kurulduğunu görmüş müydünüz? Abi bir inşaat başlayınca onlar oraya spawnlanıyor. Yani ben onların hiç böyle kurulduğunu falan görmedim. Kurulmuş bir şekilde geliyorlardı ama böyle kuruluyormuş. Adam oradan getiriyor, altını yükseltiyor, koyuyorlar. Sonra bir daha çekiyor vinçle, yükseltiyor, koyuyorlar falan. Böyle kuruluyormuş. Sonunda bunu da öğrendim ya. Artık bu video rahatlıkla bitebilir. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yine TikTok'tan çok garip bilgiler öğrendik. Hele şu vinçlerin kurulmasını öğrendiğim çok iyi oldu. Çünkü hep merak ediyordum. Bunları kim gelip buraya kuruyor? Bir inşaat başladığı zaman hemen kuruk bir şekilde ortaya çıkıyorlar bunlar diye düşünüyordum ama öyle değil. Eğer videoyu eğlenerek izlediyseniz ve her gün böyle videolar gelsin diyorsanız hemen aşağıdaki abone ol tuşundan bele
güneş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanındaki like tuşunu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallara da abone olmayı unutmayın. Hemen şimdi şu videolarımı izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.